Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğneoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Şöyle petrol rengi bir tülbentim var. Tülbentimle de birebir aynı modelde olan Leylak marka 291 no'lu. Şöyle ipimin numarası. Bir de arkadaşlar şöyle hafif ekru gibi. Şöyle kreme daha yakın. Bunun numarası da ipimin numarası da arkadaşlar 375. Bakın. İpimin rengi de bu şekilde. Fazla beyaz kullanmadım. Hafif. Böyle daha güzel oluyor. Çok güzel bir sıralı model hazırladım. Model şöyle çıtı pıtı arkadaşlar. Şöyle ara kısmını da ben hazırladım. Şöyle modelimi göstereyim. İlk önce şu şekilde çimenini hazırlıyoruz sıra. Sonra akidi şekerlerini yapıyoruz. Bakın şöyle çıtı pıtı trabzan üstünde açan çiçekler. Bakın şu şekilde çimenini yapıyorum. Yeşil kısmını. Bunu herhangi böyle bir siyah zemin üzerine olan çiçekli tülbentler var ya, onların yeşil çimeniyle de içindeki çiçeğin rengiyle de bu şekilde yapabilirsiniz. Şöyle de ara kısmına da böyle akide şekerleri koydum. Sanki halay çekiyorlar gibi duruyor. Bakın arkadaşlar. Şuralara sık iğne yaparak üçer zincirle birbirine geçiş noktası yaptım. Şöyle arka tarafından da 5 zincirle geçişi yaptım. Sıralı bir ip koparmadan yapacağınız bir model oldu. Evet arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Modelimizin anlatım kısmına geçelim. Şöyle bir de tülbent üzerinde olmadan beyaz zemin üzerinde göstereyim arkadaşlar. Ev Güneydoğu cephe olduğu için fazla ışık alıyor. Işık sistemini bazen ayarlayamayabiliyorum. Evet, bu şekilde şöyle bir tutayım. Daha net inşallah çıkacaktır. Evet, şimdi arka tarafı her zamanki dediğim gibi unutalım. Şöyle ilk başlar gibi başlayacağız. Bakın arkadaşlar. Tülbentimizin kenar tığlama işlemlerini ikişer zincir çekerek hazırladım. Bu şekilde. Eğer tülbent kenar tığlama işlemini soran arkadaşlar olursa 696 no'lu videomda tüm püf noktalarıyla mevcut. Oradan izleyebilirsiniz. Şöyle dediğim gibi arka tarafı unutalım arkadaşlar. Tığ battının içine sık iğne ile ipimi sabitleyerek başlayacağız. Bakın şu çimeni ve çiçeği yaparak başlıyoruz. Evet. 3 tane zincir çekiyorum. Sık iğnemi yaptım. 1, 2 ve 3 zincirimi çektim. Bir defa tığımı doladım. Hemen arada bir tane boşluk bırakıp ikinci tığ battıma 2 ve 2 alarak bu şekilde bir trabzan yaptım. Buraya 4 tane trabzan yapacağım. Aynı işlemi yaparak. Hemen aynı tığ battının içine 2, 2 alarak trabzanımı yapıyorum. Bir defa doladım. Şöyle 2 ve 2. Sonuncu ve dördüncü trabzanı da yaparak şöyle tamamladım. Bakın. Bu modelde arkadaşlar tığ battılar biraz iri olursa daha güzel düşer. Benim hazırlanmış tığ battım olduğu için bu şekilde değerlendirdim. Bakın. 5 tane zincir çekiyorum. Hemen ters tarafına çevirdim. Burada ilk yapmış olduğum trabzanın tepe noktasından şöyle girip buraya sabitliyorum 5 zincirim. Bir tane zincir çekerek dönüşümü yapıyorum. Bakın bu bir zincirle sık iğne yapacağım. Bu önemli arkadaşlar. Kirpiklerin güzel durmasını sağlıyor. Şimdi 5 zincir. Kapattım buraya. Şöyle saksıda çiçek gibi trabzanların üzerinde çok güzel duruyor kirpikler. Şöyle 2, 3, 4 ve 5. Sık iğne ile girip sabitliyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şöyle 3. Tekrar 5 zincirimizi çekip kapatıyoruz bu şekilde.
Çimenin yapımı kolay, çıtı fıtı kolay bir model seçtim sizler için. Evet, 5 tane 5 zincirden kirpiğimizi ayarladık ve dip kısmına bu şekilde bir tane sık iğne yaptım. Hem bu baş tarafa bir sık iğne hem de sonuna bir sık iğne yaptım ki daha böyle kirpikler güzel dursun, sağa sola kayma yapmıyor hem de. Şimdi yine 3 zincir çekiyorum. Şöyle halay kısmı, kol kısmı dediğimiz, bakın şu köşedeki üçer zincirleri bir tane tığ battı atlayıp ikinciye sabitledim. Bu şekilde. Şimdi 4 tane sıkı sıkı zincir çekelim. Hemen yanındakine hiç tığ battı atlamadan bu şekilde buraya bir tığ battı yaptım arkadaşlar. Hem de bu akide şekerimin yuvası oluyor ve yine 3 tane zincir çekerek bu ilk yaptığımız bu saksıda çiçeği yapacağız. Ben öyle diyorum, isminin ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. İlk başladığımız yere geldik. Sık iğnemizin üzerine 3 zincirimizi çekip bir defa dolayıp bir tane bırakıp şöyle ikinciye 2 alarak bu şekilde bir trabzan yapıyorum. Bir defa tığımı doladım. Şöyle 2 ve 2. Bir defa tığı dolayıp yuvaya girdim. Bir defa tığımı doladım ve yuvama girip 2 ve 2. 4 tane trabzanı yine hazırlayıp 5 zincir çekiyorum. Ters tarafına döndüm. İlk trabzanımın buraya tepe noktasına giriyorum. Şöyle fazla bastırmaktan korkuyorum arkadaşlar. Oraya bir iki sefer tığ girdi. Girince de insanın canı gerçekten çok yanıyor. Evet. Şimdi bu 5 zinciri yuvanın içine sık iğneyle bir zincirimi sabitledim. 5 zincir çekiyorum. Bu 1. Tekrar 5 zincir. 2. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 3. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 4, 5 zincir, bu da 5. Bu dönüş yapmış olduğumuz yuvamızın içine bu şekilde kirpikleri hazırladım. Baş kısmında olduğu gibi son kısmında da bir tane sık iğne yapıp yine 3 tane zincir çekerek bakın çiçeğimizi bitiriyoruz. Bir tane bıraktım ikinciye. Şöyle 1, 2, 3, 4, 3 zincir çekelim arkadaşlar. Yine aynı şekilde kapattım. Çimeni bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Şöyle 3 zincirimizi çekelim, sökülmesin. Bakın bu şöyle düzelteyim kirpiği. Bu bakın bu şekilde şöyle göstereyim. Devam ediyor. Böyle şu arada yapmış olduğumuz tığ battıları da bu şekilde akide işleri yaparak devam edelim. Çok güzel oldu arkadaşlar. Ben beyaz koydum. Pembe, sarı istediğiniz akidelerden bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Evet, şimdi ikinci sıranın yapılışına geçelim. Evet, şu başlangıç kısmı arkadaşlar şöyle göstereyim. Bakın ilk başlarken de aynen bu şekilde bu 3 zincirin içine sık iğne yaparak başlıyoruz. Şimdi bu akide şekerinden gerisini unutalım. Şöyle sadece şura varmış 3 zincirle sık iğne ile başlamışız gibi yeni başlıyor gibi başlayacağız. Arka tarafı unutuyoruz. Şöyle ipimizi tığımıza tutturup bu 3 zincirli yuvanın içinden girip 3 tane buraya sık iğne yapıyorum. Bakın 1 şöyle 2 ve 3. 3 tane sık iğneyi bu 3 zincirin üzerine yaptım ve 5 zincir çekiyorum. Şöyle bu kirpiklerin arkasından dolanıp buradaki 3 zincirimin içine sık iğne ile sabitliyorum. Yine bu 3 zincirli yuvanın içine bakın 3 tane sık iğne yapacağım. Şöyle 2, şöyle 3 ve bu ortadaki yuvanın içine de sık iğne ile giriyorum. Şu şekil oluyor bakın arkadaşlar. Şöyle arka kısmından göstereyim.
3 zincirli yuvalara 3'er sık iğne yapıp 5 zincirle de şöyle kirpiklerin arkasından geçişimi yapıyorum. Şimdi bu yuvanın içine de akide şekerini yapacağız. Şöyle tutayım. 3 zincir çekiyorum. Bu şekilde. 2 defa tığımı doladım. Yuvanın içine girdim. Şöyle bakın 2 2 2 alarak şöyle orta boy kalın bir tırabzan yaptım. 5 zincir çekiyorum. 5 zincirden böyle bir kirpik oluşturuyorum. Trabzanımın içine sabit dedim. Bakın. Minik bir kulak yaptık. 2 zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Trabzanın içinden girip ilmek aldım. Bu 2 zincir boyutunda çektim. Buradan toplamda 7 tane ilmek çıkarıyoruz. Şöyle 3, 4. Tığım başını her seferinde dolayıp sonra trabzandan ilmek çıkarıyoruz. Evet. 7 tane bu şekilde bakın tığıma topladım. 8'inciyi de bu yeşil yuvanın içine girip oradan alıyorum. Ve hepsini bir bakın buradan kapattım. Sabitledim. Akide şekerim bakın bu şekilde oldu. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. Bu ilk zincire kapattığım sık iğne noktasına buraya 5 zincirimi kapatıp bu tarafa da bir kulakçık oluşturdum. 1 2 3 zincir. Burada yaptığım trabzan için 3 zinciri şöyle aşağı inmek için de kullanıp akide şekerimi tamamlıyorum. Bakın arkadaşlar. Şöyle yapmış olduğumuz şekerimiz bu şekilde oldu. Evet. Şimdi bu 3 zincirle yaptığımız yuvaya yine 3 sık iğne yaparak devam ediyoruz. Evet. Bu 3 zincirli kollara 3 sık iğne şöyle geçiş yeri ve 5 zincirle de arka tarafından dolanması için zincir çekiyoruz. Evet 5 zincirimi çektim yine. Şöyle arkasından bu kol kısmına girip sabitliyorum. Evet. Şöyle 1 2 ve 3. Yine ortadaki bu tığ battı olarak yaptığımız yuvaya akide şekeri yapacağız. Evet bakın arkadaşlar bu şekilde oluyor. Şöyle kalıp gibi de hoş bir sıralı çıtı pıtı bir model oluyor. Bir tane daha akide yapalım daha iyi arkadaşlar. Şöyle anlamamızı sağlasın. Evet 3 zincirimi çekiyorum. 2 defa tığı doladım. Yuvaya girdim. 2 2 ve 2 alarak bu şekilde bir trabzan oluşturdum. Şimdi 5 zincir trabzanın içine girip buraya bir kulaklık oluşturduk. Bakın. Şöyle 1 2 zincir bir defa tığımı doladım. Bu 2 zincir boyutundan trabzandan 7 tane ilmek çıkaracağım. Bu 1 2 3 4 5 6 bakın tırnağımla tutuyorum. Her ilmeğim dağılmaması için. 8'inciyi de yeşil yuvadan alıp sonra hepsini bir bakın. Şöyle tığımı oynata oynata yukarı çıkarıp kolay bir şekilde ilmeklerin arasından çıkarıyorum. Oynattığınız takdirde yavaş yavaş kolay bozulmadan çıkıyor arkadaşlar. Evet şöyle kapattığım bu sık iğne noktasına bu 5 zinciri kapatıp sol tarafı da şöyle simetri olsun diye bir kulakçık yapıyorum. Tekrar 3 zincirimi çekip buraya yeşil yuvanın içine sabitliyorum. Ve akide şekerimiz hazır. Şuraya 1, 2 ve 3 zincir çekip bakın buraya geçiş noktası yaptım. 5 zincir. Hemen kirpiklerin arkasından dolanıp buradaki şöyle 5 zincire geçişimi yaptım. 1, 2 ve 3. Evet arkadaşlar şöyle sökülmemesi için 2 zincir çekelim. Bakın şöyle göstereyim. Şu ipimi de parmağımdan çıkarayım. Evet modelimizi tamamladık arkadaşlar. Bakın çok güzel oldu. Şöyle 2 sıradan oluşan
Hoş ve zarif bir sıralı model oldu. Şöyle bir de Yemeni'nin üzerine koyup da göstereyim arkadaşlar. Şimdi çıtı pıtı. Hoş ve zarif bir model oldu. Dediğim gibi bu akide şekerlerini yerine arkadaşlar istediğiniz fıstık olur, böyle kirpikler olur. Hepsinden yapabilirsiniz. Böyle modeller arkadaşlar çok amaçlı kullanılabilir. Fıstık, kirpik. Renkleri de istediğiniz renklerden yapabilirsiniz. Şöyle ekran amaçlı net çıksın. Sade bir duruş olsun diye bu şekilde krem rengi tercih ettim. İplerimin numarasını da arkadaşlar verdim. İlk tanıtım videosunda, videonun başında. Evet. Şöyle hoş ve zarif bir model yaptım. Sizler de emekler için arkadaşlar beğeni ve yorum yaparak destek olursanız kanalıma ilerlemesinde ve videoların devamında yardımcı olmuş olursunuz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Şöyle hoşça kalın.